9. sınıf matematik 34. adım. Üçgenin yardımcı elemanları 1. Burada ilk yardımcı eleman aç ortaydan bahsedeceğiz. Hemen adımımıza gidelim arkadaşlar. Üçgenin yardımcı elemanları 1. Aç ortay. Neymiş aç ortay? Şunu biraz yukarı doğru şöyle çekelim. Daha net görünsün. Bir açıyı ölçüleri eşit iki parçaya bölün. Adı hocam tanım zaten. İki eşit parçaya bölüyorsa açıortay denir. Arkadaşlar açıortayın en önemli hemen söylemiş. Açıortayın üzerindeki her nokta Mesela N noktası bak şekilden de gidelim. N noktası açıortayın üzerindeki her nokta. Açının kenarlarına bakın açının kenarlarına inilen dikmeler kesinlikle açıortayın üzerinden açının kenarlarına inen dikmeler eşittir. Sadece dikmeler mi eşittir? Bakın OK açıortay, AOB açısının açıortayı. Şimdi şurası da tersten aç-ortay ama şimdi orayı karıştırmayalım. Bakın şurası aç-ortay, şu aç-ortayı gördük arkadaşlar bakın. Şurası aç-ortay. Aç-ortay üzerine alınan noktadan kollarına inen dikmeler eşit. Şekilde görüldüğü gibi bakın şuradaki açılar da arkadaşlar tersten de aç-ortay olur. Dikler inildikten sonra. Yetmedi arkadaşlar bu diklerin, bu diklerin, inilen diklerin açının merkezine olan OA ve OB uzunlukları da eşittir. Bu dikler de arkadaşlar nedir? Eşittir. E benzerliği gördük arkadaşlar. Bakın şurada iki tane üçgen de birbirine nedir arkadaşlar? Eştir. AON üçgeni de BON üçgenine eştir. Tekrar edelim. İki cümleyle. Aç orta üzerindeki bir noktadan açının kollarına inen dikmeler eşittir. İkincisi, bu dikmelerin, Açının merkezine olan uzaklıkları eşittir. Şimdi bu ikisini kullanalım. Nerede sorularda? İşte ilk örnek. Arkadaşlar BD açıortay şekilde verilenlere göre DC nedir? Şunu unutma, burhan, şunu unutma. Açıortayın üzerinden. Açının kollarından birine dikindiyse ki inilmiş 8, hemen diğer kola siz dikineceksiniz arkadaşlar. Bakın şu dikmeyi de inerseniz burası da açının kollarına inen dikmelerden 8'dir. Bitti mi? Hayır. Bu dikmelerden A'nın B'ye uzaklığı arkadaşlar 20 ise şuraya h diyelim. HB'ye de 20 santim kalmak zorundadır. Çünkü hem dikmeler eşit hem dikmelerin Açının merkezden uzaklıkları eşit. Peki hocam 35'ten 20'yi çıkarınca buraya ne kalır? 15. Aa hocam şurada 8, 15, 17 özel üçgeni çıktı. Aynen öyle. Yukarıda arkadaşlar özelliği verdik. Aşağıda da örneğini çözdük. Tekrar dinleyebilirsin çözümü. Özelliğin aynısı. ABC dik üçgeninde BC ile AB'nin farkı 4. Arkadaşlar bu fark neden kaynaklanıyor? 4'ü kullanacağım. Bakın şimdi 4 ne işime yarayacak? Şimdi üçgen, dik üçgen. Eyvallah. Ama şurada şöyle bir gerçek var. Bakın BD açıortay ortay. D'den A'ya dikinmiş. 3. Arkadaşlar şurası 3. Ben aşağıya doğru bir dikinersem burası da 3 cm olur. Açı ortayın kollarına inen dikmeler eşit. Buraya H diyorum. Peki arkadaşlar şu AB uzunluğu A ise BH uzunluğu da A olmaz mı? Şu parçalar da eşit. Peki ne dedi benden? BC'nin AB'den farkı. BC'den AB'yi çıkartınca geriye kalan fark şurası olmaz mı? BC 4 fazla olacak. O zaman HC'ye 4 santim kalır arkadaşlar. Bakın BC'den AB'yi çıkardığın zaman A'lar birbirini götürür. Fark HC olur. HC 4 ise arkadaşlar 3, 4, 5 üçgeninden X kolaylıkla bulunmuş olur arkadaşlar. Açı ortayın tanımından gelen kurallar böyle. Şimdi aç ortay iki ayrılıyor. Bir iç aç ortay var, bir de dış aç ortay var. Önce iç aç ortay. Neymiş bu iç aç ortay? Üçgenin içerisinde herhangi bir açıyı keş parçaya böyle bakın. AD, A açısına ait aç ortay. Şimdi bu aç ortayda C açısının karşısı C kenarı, B açısının karşısı B kenarı, C ve B açının kolları, X ve Y arkadaşlar, X ve Y açıortayın ayırdığı kenardaki parçalar. BC kenarını iki parça ayırdım. Burada arkadaşlar iki türlü oran yazabilirsiniz. İkisi de birbirine eşittir. Birincisi açının kolları C'nin B'ye oranı. Bakın şurada verilmiş AB'nin e, AC'ye. Ben onu şöyle harflerle göstereyim. C'nin B'ye oranı açının kollarının oranı eşittir. Alttaki parçaların X'in Y'ye oranı eşittir. Bunu yazabilirsiniz arkadaşlar. Bu birincisi. En çok bunu kullanacağız. İç açı ortay deyince, iç açı ortay teoremi, açının kollarının C'nin B'ye oranı alttaki parçaların oranına eşittir. Bazı sorularda da şunu kullanmak kolaylığımıza sağlıyor. Bakın soldaki parçanın soldaki parçaya oranı. Yani C'nin X'e oranı, üsttekinin alttakine oranı, sağdaki parçanın alttakine oranı, B'nin Y'ye oranı da diyebilirsiniz. Zaten işler dışlar yaptığınız zaman üsttekinden de alttakinden de aynı şey gelir. C'ye eşittir Bx gelecek. Ama biz şu birinciyi tercih edelim. Bir tanesini iyice öğrenelim. Diğerini ihtiyacımız olursa kullanırız. Neymiş birincisi? Açının kollarının oranı sol kolun sağ kola oranı soldaki parçanın sağdaki parçaya oranla eşittir. Bir şey daha var burada. Şu açı ortayı NA dedik. Bu tek başına kalacak mı? NA ile ilgili şöyle bir şey var arkadaşlar. Açı ortay uzunluğunun karesi, en a'nın karesi eşittir. Açının kollarının b ile c'nin çarpımının eksi alttaki parçaların çarpımı x çarpı y'ye eşittir. Açı ortayın karesi eşittir. b çarpı c açının kolları eksi alttaki parçalar. Bakın onu da şurada vermiş. Biz de tekrar ettik. Şimdi bu iç açı ortayı pekiştirelim. İşte ilk sorular genelde direkt kural ve çok basit sorular olur. İşte onlardan bir tanesi. Ad açı ortayı. X'i mi soruyor? Neydi? 12'nin 18'i oranı, açının kolların oranı. Bakın soldakinin sağdakine sıra önemli. Alttakinde de aynı sıra. 4'ün X'i oranı. Hemen işler dışlar yapmadan önce sadeleştirelim hocam 6 ile. 2 bölü 3 olur. 2x eşittir 12'den x buradan kolaylıkla ve rahatlıkla 6 cm bulunur. Bakın örnek 4. İki tane açı ortay var. Bir büyük üçgende var bir de küçük üçgende. Önce küçük üçgene bakalım. Çünkü şurada bakın DE'ye 2K derseniz EC'ye 3K dersiniz. Neydi bunun kuralı? Soldaki katsayı sağdakine veriyoruz. Sağdaki katsayı soldakine oran olarak veriyoruz. Çarpımlar 6K olsun diye. Bakın DE yerine arkadaşlar 2K. EC yerine 3K yazarsanız DAC üçgeninde açı ortay. Hangisi AE açı ortay? Hocam açı ortay teoreminden 2K'nın 2K'nın 3K'ya oranı Efendime söyleyeyim şurası 4'ün 6'ya oranı olması gerekmez mi? Bakın tekrar oranı yazmayalım. 2'ye 3 ise üst tarafta 4'ü 6 olması lazım. Değil mi? Şun hangi üçgende bu? ADC üçgeninde açı ortay teoreminden. AE E açı ortay bakın çocuklar. 2K ile 3K'yı kendi, kendisi vermiş. 2K'ya 3K ise 6'ya 4 olacak bakın. 3'e 2 ise 6'ya 4 olacak. Peki. AD'yi bulduk. Şuraya da arkadaşlar A uzunluğu diyelim. Şimdi onu nasıl kullanacağız? Çünkü benden AB'nin tamamını istiyor. AD kısmını buldum. Şimdi küçük üçgende işim bitti. Bakın şu CD uzunluğu büyük üçgende aç mı arkadaşlar? Aç ortay. E aç teoremi ne diyor? Kolların oranı 6'nın diğer kol 9'a oranı eşittir arkadaşlar. 4'ün altın altındaki 4'ün diğer parça A'ya oranı. 6A eşittir 36'dan. Burada arkadaşlar A'yı da 6 santimetre olarak buluruz. A'yı da 6 olarak bulduk. Benden AB'nin tamamını istiyor. O da 10 santimetre olur arkadaşlar. Yine dik üçgende arkadaşlar açıortay varsa Pisagor artı açıortay vardır burada. Önce şöyle yapalım. Dik üçgende verilere göre DCx nedir? Bakın AD açıortayım arkadaşlar. 12'nin 15'e oranı. 12'nin 15 oranı. 12'nin 15 oranı nedir arkadaşlar? Sadeleştirirseniz 12 bölü 15'i 4 ile sadeleştirirseniz 3 bölü 5 mi olur? 12'nin 15'e oranı. 4 ile sadeleşir mi hocam? 4 ile sadeleşmez ki. 3 ile sadeleşir. 3 ile sadeleşir. Yanlış sadeleştirdik. dur silelim. 12'yi 3'e bölerseniz 4, 15'i 3'e bölerseniz 5. 4 bölü 5. O zaman 12'nin 15'e oranı 4K'nın 5K'ya oranı diyebilir misiniz? Neden? Açı ortayda kolların oranı 12'nin 15'e oranı alttaki parçaların 4K'nın 5K'ya oranına eşittir. Peki hocam dik üçgen e, dik üçgende biz 8. sınıftan biliyoruz 3, 4, 5'in katları var. 3, 4, 5'in hocam 3 katını alırsanız 3, 4, 5'in 3 katı nedir arkadaşlar? 9, 12, 15. 12, 15 ise burası ne olmak zorunda? 9 olmak zorunda. 9, 12, 15 üçgeni. Hocam 9, K, 9 ise K, 1'dir. E, K, 1 ise zaman arkadaşlar burası 4, 5, K, X, 5 cm olarak karşımıza çıkmış olur. Devam edelim örnek 6'ya. ABC ve ABD birer üçgen. Diklikler verilmiş. Bakın yine burada bir dik üçgen var. Hemen önce dik üçgene bakalım arkadaşlar. Aç ortayı kullanalım. 6'nın 10'a oranı. Burası 3 bölü 5 yapar. 3K'nın 5K'ya oranı. Arkadaşlar bu 6, 8, 10 üçgeninden AC uzunluğunun 6, 8, 10 üçgeninden AC uzunluğunun kaç olması lazım? 8. 8K 8 ise K 1'dir. O zaman burası 3 yapar. 3K. 5K da 5 yapar. Şimdi bu tamam. Sonra arkadaşlar gelelim açılara. Şu açı ortaydan dolayı alfa alfa olsun. 90 alfa şu açıya ne diyelim? Beta. Ters açılardan burası da beta. Alfa ile betanın toplamı 90. Şu ABD üçgeninde A açısı 90 ise, şurası da alfa ise şuraya da beta kalır. Bakın 90 alfa beta. A arkadaşlar AED üçgeni ikiz kenar oldu. Taban açıları eşit beta beta. O zaman AE uzunluğuyla AD uzunluğu eşittir. İkiz kenarlıktan AE uzunluğu 5 ise AD uzunluğu da 5 cm olarak bulunmuş olur. Bu da bir soru tipi. Önce arkadaşlar açıortaydan k'yı bulduk 3'e 5. Sonra ikizkenarlı açıların özelliğinden gördük. Devam iç açı ortaya. Yukarıdaki verilere göre AD x nedir? Hani en son bir kuralımız vardı ya açı ortayın karesi. Arkadaşlar 6'ya 8 ise 3'e 4 oranı var. 3'e 4'tür burası direkt. 6 bölü 8, 3 bölü 4. O zaman 3'ün 4 oranı. Hocam X'i nasıl bulacağız? Açı ortayın karesi X kare eşittir. Kolların çarpımı 6 çarpı 8. Eksi alttaki parçalar 3 çarpı 4. 48'den 12'yi çıkartırsanız arkadaşlar X kare eşittir 36. X kare 36 ise x kaç santimetre olur arkadaşlar? 6 santimetre olarak bulunmuş olur. Evet bu bilgi kutusu önemli çünkü 9. sınıf kazanımlarımızda yazıyor bu. Mebin kazanımlarında. Üçgende iç açıortaylar ortaylar bir noktada kesişir. Biz iç açı ortay teoremini gördük zaten. İç açı ortayların kesiştiği nokta üçgenin iç teğet çemberinin merkezidir. Niye? Bakın I çemberin kesim noktası. Buraya inen dikme yarı çap, buraya inen dikme yarıçap. çap. Aç ortayın özelliği kollarına inen dikmeler eşit değil miydi? Peki B'den gelen aç ortaydan bakın şu dikme ile bu dikme eşit. Bakın o dikmeler eşit olduğu için çember tam olarak sığıyor. Üçgenin iç açı ortayların kesim noktası işte çemberin merkezidir diyebiliyoruz. Bakın örnek 8 bununla alakalı. Arkadaşlar üçgende iki tane açı ortay I noktasında kesişti ise hemen üçüncü açı ortayı da çizin o da aynı yerden geçer. Arkadaşlar bu da açı ortaydır. Peki şimdi arkadaşlar açı ortaydan D'ye bir dikilmiş A'dan gelen D'ye bir dikilmiş. Bu dikme ile şuradan bir dikindim buraya da H diyelim bu dikme eşittir. Peki sadece dikmeler mi eşittir? Hayır hocam. Şu DA uzunluğu 4 ise AH uzunluğu da 4'tür. O zaman HC'ye ne kalır arkadaşlar? 12'den 4'ü çıkartırsanız 8. Çok güzel. Peki bir de I'dan aşağıya dikinelim. Bu dikme de eşittir. Buraya da K diyelim arkadaşlar. Bakın açı ortayda CH uzunluğu 8 ise CK uzunluğu da 8'dir. Şimdi B'den gelen açı ortaya bakalım. BD uzunluğu 6 ise BK uzunluğu da 6'dır. Hem dikmeler eşit hem dikmelerin Açının merkezine uzaklıklar eşit. E, 6 ile 4'ün toplamını soruyor galiba bana. O da 14 cm olarak bulunmuş olur arkadaşlar. İç açı ortay böyleydi. Gelelim dış açı ortaya. Bakın şekildeki ABC üçgeninde gördüğünüz gibi A'nın dış açısının açı ortayına ben dış açı ortay diyorum. Ve buradaki en önemli nokta dış açı ortayın kestiği, bittiği yer E. Bakın oklar hep oraya gidiyor. Dış açı ortayda arkadaşlar iki tane özellik var. Birincisi açının kollarının önce ikinciyi verelim şunu verelim. Açının kollarının AB'nin AC'ye oranı e, bu parçaların açı ortaya uzaklıkları. BE'nin CE'ye. Açının kollarının alttaki parçalara oranı. Bu biraz hızlı geçti gibi. Bakın tekrar edelim bunu. Ben bunu çok kullanmayacağım. Birincisini kullanacağım için bunu sadece hatırlatıyorum. AB'nin AC'ye oranı Bakın bu açının kollarının bittiği yerden, aç, şu düğüm noktası burası, şu E noktası çok önemli. AB'nin bittiği yerden BE'nin CE'ye oranını eşittir. Ama biz onu değil şu birinciyi kullanacağız. Birinci ne hocam? Şimdi kırmızı kalemimizi alalım. E düğüm noktası dedik. Arkadaşlar açının kolların AB'nin, bakın şu AB'nin, açının... açı ortayın bittiği BE'ye oranı. Bakın hilal taktiği uyguluyoruz. AB'nin BE oranı. AB'nin BE oranı. Diğer kol AC'nin kolun bittiği yerden açı ortayın olduğu yere CE'ye oranı. Bakın şöyle tekrar edelim şurada. Şurası açı ortay. Bakın sağdaki kolun, bakın şurası düğüm noktası, hop Bakın bu açı ortayın bittiği yere kadar oran. AB'nin BE oranı, soldaki kolun bakın açı ortayın bittiği yere kadar CE ye oranı. Önce dış hilalin dışı AB'nin komple BE oranı, sonra içteki AC'nin CE'ye oranına diyoruz ve onu burada kullanıyoruz. Biz dış açı ortayda bunu benimseyeceğiz. Sol kolun alttaki uzun parça oranı, sağ kolun oradaki kısa parça oranı. Peki arkadaşlar, iç açı ortayla dış açı ortayların kesişme ile alakası bir e, kesiştiği zaman arkadaşlar, iç açı ortayla dış açı ortay arkadaşlar açı özelliklerinden 90 derece kesişir. Bazı sorularda bu 90 dereceyi kullandırır. Çünkü A, A B, B derseniz A artı B 90 olur. Peki. Sonra arkadaşlar iç açı ortayla dış açı ortayı birleştirebilirsiniz. İç açı ortaydan bakın ABC üçgeninde AB'nin AC'ye oranı BD'nin DC'ye oranına eşittir. E dış açı ortaydan da BE'nin CE'ye oranına eşittir. Bu üçünü birleştirebilirsiniz arkadaşlar. Dış açı ortayın uzunluk formülü var ama ona bakın arkadaşlar çok fazla kural verip de kafanızı karıştırmak istemiyorum. Bakın arkadaşlar Bizim dış açıortay sorularındaki en önemli yerimiz açıortayın kesiştiği, bakın şu düğüm noktası. Nereden başlayacağız A'dan? Bakın açıortay bir sefer sola bakıyor. Bakın açının kolu x'in x'in. Bakın bu kolun açıortaya kadar olan yeri x'in 4 artı 6 ona oranı eşittir. Diğer kol, açının diğer kolu 8'in hilal takdiri uyguluyoruz. Bu kolun açı ortaya kadar uzaklığı olan 6'ya oranla eşittir. İşler dışlar yapmadan önce sadeleştirme yapalım. 4 bölü 3. Arkadaşlar buradan 3x eşittir 40. Tam bölünmez ama x eşittir 40 bölü 3 çıkar. 40 bölü 3 de bir rasyonel sayıdır. Hiç problem yok. Cevap 5. Bakın hilal taktiğini uyguladık. Bir başka soru. Bakın aynen o sorunun benzeri bir soru. ABC dik üçgende x nedir arkadaşlar? 6 8 10. Bakın AE açıortay, dış açıortay, düğüm noktası E. Açının kolları bakın şu ve bu. Açı A açısı AE dış açıortay. Neydi dış açıortay teoremi? Bakın soldaki kolun 10'un bu kolun açıortaya ortaya kadar olan uzaklığı 6 artı x oranı. Onun 6 artı x oranı. Hilal taktiği. Şimdi iştekini tamamlıyoruz. Diğer kolun, sağ kolun 8'in bu kolun açıortaya ortaya kadar olan x'e oranı. Yine işler dışlar çarpımı yapalım. İşler dışlar çarpımı yapmadan şöyle karşılıklı sadeleştirme yapabiliriz pay ve paydayı yapabilirsiniz bize. Karşılıklı sadeleştirme yapabilirsiniz. 2'ye bölerseniz 5, 2'ye bölerseniz 4. İşler dışlardan arkadaşlar. 5x eşittir. 6 kere 8, 48. 6 kere 8 olur mu? 4. 6 kere 4, 24. 5x eşittir. 6 kere 4, 24 artı... 4x. 4x'i sol tarafa atarsanız arkadaşlar x'in 24 santimetre olduğunu görürsünüz. Dış açı teoremi. Devam edelim. Bakın iç açı ile dış açı birleştirmiş. ABC üçgeninde AD iç açıortay, AE dış açıortay. Arkadaşlar önce iç açıortaydan açının kollarını ben rahatlıkla bulabilirim. Nasıl hocam? Altının 4'e oranı 3 bölü 2 mi yapar? O zaman burası 3K, diğer kol 2K'dır. Bakın üçlü eşitliği kullanmanıza gerek yok. AD iç açıortaysa, iç açıortaydaki kural neydi? Çok basitti, karmaşık değildi. Alttaki parçaların oranı, altının 4'e oranı 3 bölü 2 ise kollar 3K, 2K. İç açı ortayla işim Bitti. Gelelim dış açı ortaya. Dış açı nerede kesişiyor? E. E düğüm noktası. Ne diyorduk? Soldaki kolun 3K'nın bu kolun açı ortayın olduğu yere kadar 10 artı X'e oranı. 3K'nın 10 artı X oranı eşittir. Sağdaki kolun 2K'nın bu kolun açı ortaya kadar uzaklığı X'e oranına eşittir. Arkadaşlar bakın şu K'lar karşılıklı gider. İşler dışlar yaparsanız 3x eşittir ne olur? 20 artı 2x olur. 2x'i de sol tarafa atarsanız x eşittir 20 cm olarak bulunmuş olur arkadaşlar. Ve son bir bilgi kutusu. Arkadaşlar bu da kazanımlarınızda var. Bu sadece bilgi olarak kullanalım. İç açı ortaya bir tane örnek çözmüştük. Bir üçgende dış açı ortayların kesim noktası dış teğet çemberinin merkezidir. Bakın şu ABC üçgenini gördünüz mü? Bu ABC üçgeninde dıştan teğet olan çemberler var. İşte o bir merkezi bakın dıştan teğet. O2, ACD teğet. O3. Bu çemberlerin merkezi dış açı ortayların kesim noktasıyla bulunur. 3 tane dış teğet çember vardır. Üçünün de merkezi dış açı ortayların kesim noktasındadır arkadaşlar. Böylelikle arkadaşlar aç ortay üçgenin yardımcı elemanlarından birincisi aç ortayı bitirmiş olduk. Testleri çözebilirsiniz. Hepinize başarılar.